Melih Altınok, lütfen gidip biraz ötede delirir misiniz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için gittiğim Ankara'da, geceleyip pazar da erkenden uyandım. Ama telefonumu elime alınca kafam biraz karıştı. Yine absürt bir rüyada mıyım yoksa uyanmadım mı diye düşündüm. Zira sosyal medyada sürekli önüme bazı arkadaşlarımın Cumhuriyet Bayramı'nın bu yılda kutlanılamadığına dair sitem mesajları düşüyordu. İçlerinde sinirden delirdiğini söyleyenler bile vardı. O halde ben ne yapmıştım cumartesi bütün gün başkente niçin gelmiştim? Gündüz Ankara bulvarlarında gördüğüm insanlar niçin toplanmışlardı? Yoksa resmi kurumlara, evlere, yollara asılan Türk bayraklarının cumhuriyeti selamlamak dışında başka gizli bir amacı mı vardı? Peki ya Cumhurbaşkanlığındaki resepsiyonda binlerce insan neşeyle neyin 93. yaşını kutlamıştık? Anlayacağınız dün sabah bu yıl saatini değiştirmediği için kafası karışan bir tek siz değildiniz. Sizin her zamanki saatinize adapte olmanız ne kadar sürdü bilmiyorum ama ben çabuk döndüm gerçekliğime. Bundan sonra da akıl sağlığımı korumak için delirmeye yer arayanlardan biraz uzak durmaya karar verdim. Biliyorum yıllardır alıştığınız saatinizi saatlere ayarlama enstitüsünün ayarlamasına. Ama size tavsiyem de saatinize zamanınızın peşinden koşarken başkasına göre ayar yapmayın. Hangi cumhuriyet? Kadınların başını örtmeden sokağa çıkamadığı İran'daki cumhuriyet mi? Yoksa tercihin saçlarını Kim Jong gibi kestirmeyen erkeklerin fena yapıldığı Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti mi? Bu örneklerin üzerine bir de monarşiyle, krallıkla yönetilen İngiltere'yi, Hollanda'yı falan düşününce gel de çıkışın içinden değil mi? Aslında çözümün mottosu yüzyıllardır belli. Cumhuriyetin on para etmez demokratik olmayınca, yani halka ve onun iradesinin temsilcilerine saygı duy da adın ne olursa olsun. Cumhuriyet hepimizin, hatta Can abinin bile. Sözcünün gazete eki korkusuzda yazan Can dün köşesinden korkmayın yahu bu sizin de cumhuriyetiniz diye sesleniyordu. Kime mi? Orası biraz karışık. Zira ataklı yazısında idarecilerin Ankara'daki Cumhuriyet kutlamalarına katılanları olası terör saldırılarından korumak için aldığı sıkı güvenlik önlemlerini eleştiriyordu. Bu tedbirler kendi yazısında da ifade ettiği gibi milyonların Cumhuriyet Bayramı'na hak ettiği şekilde kutlamalarına engel olmamışsa sorun ne? Her gün terör tehdidiyle gerim gerim gerinen bir ülkede önemli bir bayram etkinliğinin sıkı korunması niye kötü niyet olsun? Kaldı ki Cumhuriyet'in 93. yılında iktidarda olanlar niye bindikleri dalı kessin, üzerinde var oldukları zemini değersizleştirsin, seçildikleri Cumhuriyet'i sabote etmeye kalksın, Cumhuriyet'e saldıranların da sahip çıkanların da kim olduğunu 15 Temmuz'da hep beraber görmedik mi? Can abi, farkındayım, bu günlerde biraz sıkışmış durumdasın. Ama zaman zaman köşenden nasihat verdiğin bir kardeşin olarak söylüyorum. 93 yaşında da bu cumhuriyet tıpkı 1923'te olduğu gibi hepimizin. Tabii ki senin de. Korkma yani. Melih Altınok, Sabah.